Hala 97 günümüz var. Mükemmel bir şekilde bu 97 günü verimli şekilde geçireceğiz ve LGS sınavında başarıya yelken açacağız diyoruz. Bugün günün yorumunu direkt başa koyduk. Çünkü neden? Gerçekten yardırmış arkadaşımız Yusuf Çolak demiş ki bir sürü soru yazmış. Ve bunların hepsini beraber cevap, cevap vereceğiz. Haftanın her günü sırasıyla bir dersten düzenli çözmek mi yoksa her gün bütün derslerden dağınık çözmek mi demiş her güne bir her günü bir ders ayırırsan daha verimli olur. Odaklanmak her zaman başarıyı arttıran bir şey. Eğer zamanın varsa yani şu anda 97 günümüz var. Hala yeterli zamanımız var. Her gün bir ders olması daha avantajlı. Ama şunu unutmayalım. İngilizce, din, inkılap gibi kat sayısı Az olan derslerimizi tek bir güne sıkıştırabiliriz. O yüzden Türkçe matematik feni daha fazla güne ayırabiliriz. O yüzden hani TMF ve idi ayrımını yapmanızı önemli rica ederim. Bunları tek bir güne sıkıştırabiliriz. Konuyu anladıktan sonra günlük 50 tane eski nesil soru sorumu yoksa 20 tane yeni nesil sorumu şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkçede, e, matematikte, fen de e, ve ve de yani inkılap, din, İngilizce'de... de Matematikte kesinlikle 20 tane nesil soru. Yani konuyu anladıktan sonra kesinlikle 20 tane nesil soruyu matematikte ihmal etmeyin. Ha Türkçede zaten paragraf sorularında eskinesi, nesil çok büyük bir ayrım yok. Onu da söylemek istiyorum. Fende de çok büyük bir ayrım yok ama matematikte yüzde yüz... direkt nesile kasın. Çünkü artık hiçbir şekilde eskinesi soru gelmiyor. Ama fende, Türkçede hala arada sırada geliyorlar. Dolayısıyla ee, burada ben senin yerinde olsam her zaman yeni nesile kasmaya çalışırım ama 50 tane eski nesil soru da beni öğretecekse ve sıfırdan başladıysam eğer eski nesil sorular da benim konuyu pekiştirmem için çok iyi bir avantaj diyebiliriz. Mesela eğer yeni nesil soruları hiç yapamıyorsan ben olsam matematikte de eski nesil sorulara ilk başlangıç adımı olarak ekleyebilirim. Matematiklerimi arttırmak için matematikten fazla mı çözmeliyim yoksa dersleri iyi dinleyip kavrama ...artı yeterli miktarda... ...yenisiz e, mi çözmeliyim? Şimdi bir kere şunu unutmamamız gerekiyor. E, matematikten fazla çözmek... E, ...tamam çok güzel bir yöntem... ...ama... E, ...yeterli miktarda yenisiz çözmek... ...daha da güzel bir yöntem. Yani e, kavramayı arttırıp... ...yeterli miktarda yenisiz çözmek... ...çok daha başarılı yapacaktır size. Çünkü matematikte direkt kendisi soru geliyor. Hiçbir şey yok, istisnası yok. LGS günü aklıma geldikçe korkuyorum. Yapamayacağımı düşünüp üzülüyorum. Ne yapmalıyım? Hiç üzülme. Çünkü LGS bir maraton. Sen maratonun daha hala önünde inanılmaz büyük bir kısmı var. Belki buraya gelmiş o olabilirsin ama burası bile hala çok uzun bir kısım. Dolayısıyla biz bu maratonda bazen üzüleceğiz. Bak insan hayatı da hep böyledir. Bazen böyle inişler çıkışlar vardı derler ya. Bazen üzülürsün, bazen sevinirsin. Bazı gün mutlu geçer, bazı gün üzüntü geçer. Dolayısıyla sen bunlara alışacaksın. Burada her zamana ve her zaman pes etmeyenler başarır şunu unutmayın hayatta her zaman pes etmeyen yılmayan mücadeleye devam edenler başarır LGS'ye son bir hafta kala yapmamız gereken ve yapmamamız gereken şeyler var mı varsa nelerdir yapmanız gereken şeyler bir hafta kala çalışmayı bir gün veya iki gün kala bırakma gibi bir şey vardır. Ama yine tekrarlarımız devam edebilir. Unutmayalım ama bir hafta kala yüzde yüz yapmanız gereken şeyi söylüyorum size. Deneme çözmeniz ...inanılmaz çok deneme çözmeniz. Belki günde üç tane deneme çözmeniz... ...çok çok önemli bir e, kazanım olur. Yapmamanız gerekenlerse... ...uyku düzeninizi aksatmamanız gerekiyor. Yani LGS son zamanlarda... ...eğer sen gece birde, ikide... E, ...yatağa girip de... Ge ...sabah onda, on birde kalkarsan... ...beynin ona alışır... ...sonraki haftada sınava girdiğin anda... ...çok uykulu olursun veya işte... E, ...çok böyle yorgun hissedersin. Çok Evde ses olduğunda hiç çöz test çözemiyorum. Sınıfta daha iyi çözüyorum. Ne yapmalıyım? Ne yazık ki evde yaşıyor. Yapacak bir şey yok. Yani her hafta, her gün sınıf ortamını bulamayabiliriz, ders çalışma ortamını bulamayabiliriz. Evde olduğumuz yerin sessiz olması için annemizden babamızdan rica etmemiz gerekiyor. Sınava çalıştığımızı belirtmemiz üzerlerine gitmemiz gerekiyor. Eğer hiçbir şekilde yapamıyorsan okuldaki çalıştığın, sınıftaki çalışma zamanını arttırman gerekiyor. Ama bununla servisimiz var, vermisimiz çok zor olabilir. Ama evdeki ortamı gerçekten ayarlayabilmek için mücadele etmemiz gerekiyor. Evet do, günün kitabına bakalım. Doğu'nun limanları Amin Mağluf'un çok önemli bir eseri. Aslında Osmanlı İmparatorluğu'nda geçen bir hikaye anlatıyor. Ardından Beyrut'a göçen ondan sonra Fransa'da devam eden bir hikaye. Bu gerçekten de ağır bir eser ve aynı zamanda çok kitabı oku okuyan arkadaşlarımız mutlaka okusun. Ve tarihe ışık da tutan bir eser diyebiliriz. Ve günün okuluna bakalım. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi. 461 puan oluyor. yüzde %2.91 aslında yüzdesi de 2019 YKS sonuçlarına göre 58 öğrenciden 13 tane hukuk 15 tane ilahiyat, 15 tane öğretmenlik ve psikoloji, 15 tane Boğaziçi, İstanbul Üniversitesi gibi gerçekten iyi okullara, iyi bölümlere e, okul e, şey gönderen hani e, öğrenci gönderen bir okul, 5 yıllık bir okul, İngilizce ve İspanyolca da gösteriyor ve günün kaynağına bakalım. Kota matematik yeni tarz yatay ve dikey sorulardan PISA Team'se uygun, diye. LGS sınavına yönelik sorularını oluşuyor? Hemen mesela sorularını gerçekten göstermek istiyorum. Mesela çarpanlar katlarla ilgili sorular. Buradan bakıyorsun yatay ve dikey sorulardan oluşuyor. Yapamadığımız her sorunun çözümü videolu bir şekilde cebimizde ve aynı şekilde gerçekten tam yeni nesil gerçek yaşam durumlarını içeren sorular dediğimiz ee, sorulardan bolca bulabileceksiniz ve kendinizi matematikte ne diyoruz her zaman matematikte yeni nesille birazcık mücadele etmemiz gerekiyor. Yeni nesille mücadele etmek için yeni nesil soruları çok karşımıza getirmemiz gerekiyor. İşte kotada onun için konu taramaları yani konuları teker teker tarayacağız. üslü sayıları tarayacağız. karekök sayıları tarayacağız. Doğrusal denklemleri tanıyacağız ve bunların hepsini de yeni nesil sorularla tarayacağız. Hadi bakalım o zaman ee, diyoruz ki günün sorusunu yapalım. Milli Mücadele döneminde Doğu sınırını şekillendiren anlaşmalar hangileridir? Yorumlara yazın. Ödülün sorumuzu yapın. Yorumlara bekliyoruz. Hadi bakalım.